Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Bilgi serimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bilgiler serimize devam ediyoruz. Konumuz 18. yüzyıl Osmanlı siyasi tarihi yani gerileme dönemi. Bir önceki paylaşımda zaten duraklama dönemini çözmüştük. Şimdi geldik Neye geldik gerileme dönemine? Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Dediğim gibi bilgilerle başlayacağız. Duraklama döneminde de size bilgi vermiştim. İki tane önemli bilgimiz var. Necip Mahlasını kullanan Osmanlı Padişahı 3. Ahmet'tir. İlhami Mahlasını kullanan Osmanlı Padişahı 3. Selim'dir. Suzi Dilara denilince aklımıza 3. Selim geliyor değil mi? Necip 3. Ahmet, İlhami 3. Selim. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. Değerli arkadaşlarım. Sizin için de özel bir sorum var bu arada. Şimdi başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Sorum şu şekilde size. Osmanlı'nın Azak Kalesi'ni geri aldığı antlaşma. Biliyorsunuz ki İstanbul Antlaşması ile Azak Kalesi'ni Ruslara vermişti. Peki Azak Kalesi'ni hangi antlaşma ile geri aldı? Kolay bir soru. İlk sorular kolay olacak. Cevabımız burada 1711 Prut Antlaşması'dır değerli arkadaşlar. Devam edelim. Osmanlı hangi antlaşma ile Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiştir? Biliyorsunuz ki Peter Varadin Savaşı'ndan sonra antlaşma imzalanıyor ve Osmanlı'da Lale Devri başlıyordu. Hangi antlaşma değerli arkadaşlarım? Siyasi tarih olduğu için birden fazla antlaşma var. Sevgili arkadaşlarım ıslahatlar hakkında detaylı bilgiyi vereceğim ben zaten sizlere. Öyle ilerleyen zamanlarda paylaşım olacak. Hangi antlaşma ile Batı'nın üstünlüğünü kabul ettiği cevabımız Pasarofça'dır. Değerli arkadaşlarım 1718. Devam edelim. Bunun hakkında sık sık sizlere bilgiler veriyordum. Prus Savaşı'nda Rus ordusunu bataklıkta kısıran kişiyi sizden istedim. Hatta Osmanlı savaş kazanmasına rağmen diplomatik açıdan başarısız oluyordu. Prus Savaşı'nda Rus ordusunu bataklıkta kısıran kişi tabii ki Baltacı Mehmet'tir değerli arkadaşlar. Bunu biliriz artık. Devam edelim. Şöyle şöyle. Diğer bir sorumuz. Hangi padişah döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir? Kanuni Sultan Süleyman döneminde biliyorsunuz ki Fransa'ya kapitülasyon verildi ve padişahların ömürleriyle sınırlı kaldı. Peki 18. yüzyılda hangi padişah döneminde sürekli hale getirildi? Tarihimiz 1740. Değerli arkadaşlarım. Cevabımız burada 1. Mahmut olacaktır değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Osmanlı ve Rusya hangi antlaşma ile İran topraklarını paylaşmışlardır? Bu bir ittifak antlaşmasıdır değerli arkadaşlar. Tarihimiz 1724. Bu isimde birden fazla antlaşma olduğunu da söylemiştim değil mi? Osmanlı ve Rusya hangi antlaşma ile İran topraklarını paylaşmışlardır? 18. yüzyıl cevabımız burada 1724 İstanbul antlaşmasıdır değerli arkadaşlarım. Devam edelim. Hangi antlaşma ile Osmanlı ilk defa savaş tazminatı ödemiştir? Değerli arkadaşlarım Osmanlı tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödüyor. En ağır antlaşmalardan biri olarak kabul edilmiştir. Cevabımız burada küçük kaynarca antlaşması olacaktır. Sevgili arkadaşlarım. Diğer bir sorumuz 1770 yılında Osmanlı donanması Ruslar tarafından nerede yakıldı? Şimdi Donanmaları sırasıyla bilmemiz lazım. İlk önce biliyorsunuz ki İnebahtı. Daha sonra nokta nokta nokta. Daha sonra Navarin, en son Sinop. Nereden? Bahsediyorum değerli arkadaşlarım. Ruslar tarafından yakılıyor. Cevabımız burada ipucu olsun diye zaten tarihi vermişim 1770. Cevabımız Çeşme olacaktır değerli arkadaşlar. Devam edelim. Şahin Giray'ın Kırım Hanı olarak kabul edildiği gelişmeyi sizden istedim. Biliyorsunuz ki ilk başlarda Kırım halkı Şahin Giray'ı istemiyorlardı. Daha sonraki süreçlerde karmaşalar çıktı. Hem Rusya hem de Osmanlı savaş girişimine, girişimine kalkıştılar. Ancak bu gelişme ile Şahin Giray'ın hanlı onaylandı ve iki devlette de geri çekildi. Cevabımız burada 1779 Aynalık Hava tekkinnamesidir Namesi'dir değerli arkadaşlarım. Diğer bir sorumuz en, en çok sevdiğim e, soru bu değerli arkadaşlarım. Napolyon'u Akka'da durduran efsanevi ihtiyarı sizden istedim. Napolyon şunu diyor değerli arkadaşlarım. Diyor ki tüm dünyayı gezip dolaştım. Önemli komutanları yendim. Önemli kralları yendim ama bir ihtiyara yenik düştüm. O kişi kimdir? Nizam-ı Cedid'in ilk başarısı. O kişi Cezzar Ahmet Paşa'dır. Diğer bir sorumuz Hangi antlaşma ile Kırım kesin olarak Rusya'ya bağlanmıştır? Bana küçük kaynarca demeyin sakın. Küçük kaynarca ile bağımsız oluyor. Kesin olarak diyorum değerli arkadaşlarım. Hatta sanırım şifre, şifre de yapmışsınız. Gözlerimiz yaşlı. Kırım'ı kaybettik. Cevabımız yaş antlaşması. Devam ediyoruz. Birden fazla antlaşma var daha. Farklı bir soru. Güneşi batmayan imparatorluğu sizden istedim. Güneşi batmayan imparatorluk niye Güneşi batmayan imparatorluk çünkü her yerde sömürgesi var. Evrensel dil hangisidir değerli arkadaşlarım? Nereye gitseniz bu dili konuşuyorsunuz. Cevabımız İngiltere. En güçlü devletti zaten. Diğer bir sorumuz Lale Devri hangi isyanla sona ermiştir? Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ki Yeniçeriler isyan ediyordu 17. ve 18. yüzyıllarda ve bu devir de kapanıyor. Ama hangi isyanla kapanıyor? zevk sefa devri olarak bilinir zaten. Lari devri. Cevabımız burada patrona halil isyanıdır. Gördük değil mi? Diğer bir sorumuz. Hangi antlaşma ile Fransa Mısır'dan geri çekilmiştir değerli arkadaşlarım? Tarihimiz 1801. Eminim ki bunu bilirsiniz. Eminim bilirsiniz. Ben sizlere güveniyorum. Hangi antlaşma ile Fransa Mısır'dan geri çekilmiş diye sordum ben sizlere. Cevabımız burada El Arish antlaşmasıdır. Değerli arkadaşlarım. Diğer bir sorumuz. Nizam-ı Cedid dönemini bitiren isyanı sizden istedim. Patron Halil isyanını verdik sizlere. Lale Devri'ni kapattı ama Nizam-ı Cedid dönemini bitiren isyan. 3. Selim Taht'tan indiriliyor değerli arkadaşlarım. Nizam-ı Cedid dönemini bitiren isyan. Cevabımız Kabakçı Mustafa isyanıdır. Devam ediyoruz. Osmanlı'nın gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşmasını sizden istedim. Hatta e, ipucu vereyim, bilgi vereyim sizlere. Osmanlı Avusturya ve Rusya'yı bertaraf ediyor. Diğer yandan İran'da arkadan saldırınca İran'ı da geri püskürtüyor. Zaten özel sorun o olacak değerli arkadaşlar. Size özel bir sorun var. Soruları bitirelim. Sonra soracağım sizlere. kazançlı Antlaşma bekletmek istemiyorum. Belgrad Antlaşması değerli arkadaşlarım 1739. Buradan sonra biliyorsunuz ki Fransa'ya kapitülasyonlar sürekli hale getiriliyordu. Lale devrinden sonra idam edilen sadrazam sevgili arkadaşlar. saat yok gördüğünüz üzere. Sadece siyasi tarihi var. saatler sonraki paylaşımlarda. İdam edilen sadrazam Nefşehirli Damat İbrahim Paşa'dır. Değerli arkadaşlarım. Diğer bir sorumuz ÖSYM tarafından tercih edilebilir. Buna dikkat ediyoruz. Edirne olayı ile tahttan indirilen padişahı sizden istedim. Sevgili arkadaşlarım Edirne olayı ile tahttan indirilen padişah tüm yetkileri Feyzullah Efendi'ye veriyor ve Edirne olayı ile tahttan indiriliyordu. Değerli arkadaşlarım cevabımız burada 2. Mustafa'dır. 2. Mustafa hakkında biriyle verecek olursak eğer İkbali mahlasını kullanmıştır ve ayrıca eserleri günümüze ulaşan ilk Osmanlı padişahıdır. Sanırım en zor soru bu sevgili arkadaşlarım. Pasarofça Antlaşması'nda Arabolucu olan devletler bana Fransa ve Prusya demeyin. Fransa ve Prusya değil. Fransa ve Prusya Karlofça'daydı. Pasarofça'yı sizden istiyorum. Hatta bu antlaşmadan sonra bir devlete kapitülasyon verilecekti. Pasarofça antlaşmasında arabulucu olan devletler İngiltere ve Hollanda'dır. Değerli arkadaşlarım. Diğer bir sorumuz. Baron de tot ve Koca Ragıp hangi padişah dönemidir? Değerli arkadaşlarım iki önemli kişi. Özellikle Koca Ragıp Paşa'yı unutmuyoruz. Padişah oldukça yardımı dokunan bir kişidir Koca Ragıp. Padişah sizden istedim. Cevabımız burada 3. Mustafa'dır. Değerli arkadaşlarım. Esam usulünü getiren kişiyi de biliyorsunuz ki. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Sorular bu şekildeydi. Sorum size şu şekil. Ben ne diyorum ya? Belgrad Antlaşması'nın imzalanmasında etkin rol oynayan kişi kimdir? Hani dedim ya Avusturya ve Rusya'yı bertaraf ediyor. Ardından gelen İran'ı da püskürtüyor bu kişi. Ee, diğer ismini size vereceğim. Ama verirsem cevabı hemen ulaşırsınız. Sevgili arkadaşlarım. Comte de beneval. Cevabı sizden bekliyorum. Değerli arkadaşlarım umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoş, Hoşçakalın değerli arkadaşlarım. Cevabı ben sizden bekliyorum.